Arkadaşlar şimdi en çok gelen sorulardan biri kurtlardaki dişi erkek olayı. Ama öncelikle şunu söyleyeyim size, dışarıdan kuş aldığımız zaman kümese koymadan önce muhakkak dezenfektan yapın. Muhakkak bir hafta ilaç verin. Ayaklarını köpüklü ılıklı suyla yıkayın. Aynı bir yere koyun. Ondan sonra da bir hafta bakteriyel tedavi yaptıktan sonra kümesinize koyun. Şimdi arkadaşlar, biz de öğrendik. Biz de her şeyi bilmiyorduk. Bu bir Hollanda. Erkek kuşlarla dişi kuşlar nasıl ayırt edilir? Ben bildiğimi anlatacağım. Yani sizin bildiğiniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Veya yaşımdan dolayı bazen anlatacaklarımı unutuyorum. Eksik kalanı siz yazınız. Bilmeyenler öğrenmesi açısından. Şimdi arkadaşlar, birinci konu dişinin ve erkeğin. Bu bir erkek. Hollanda kısa. Küçük, minik, minyatür. Erkeklerdeki kafa yapısıyla dişideki kafa yapısı aynı değildir. Tabii ki istisnai durumlar var. Bazı dişiler erkeği bozar. Yani erkekten daha erkek görünür. O istisna. Ama genelde ben kuşa baktığım zaman şu yüzündeki, yani bir erkeğin yüz ifadesiyle bir bayanın yüz ifadesi aynı değildir ya. Ya o nezaketi bunun yüzünde görebilirsin. Kafa yapısının zarifliğinde, inceliğinde erkekler daha kaba olur. İkinci olarak hayvanlarda boğazına tuttuğunuz zaman boğazları daha kalındır. Şimdi diyeceksin ki hocam iyi de bu kalınlığı, inceliği biz nasıl anlayacağız? Hani bilmiyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. Kümesinizde muhakkak takım kuş vardır. Takım kuşu alın, benim gibi kafese koyun. İkisinin de boğazını kontrol edin. Göreceksiniz ki erkeğinki, dişininki birbirinden farklıdır. Dişininki daha incedir. O zaman o kalınlığı anlayabilirsiniz. Tabii ki şimdi bir baska kuşuyla bu bir değildir boğaz yapısı. Hani aynı kuşlar türevinden bakmak lazım. Erkeğin boğaz yapısındaki şu iskelet, yani omurga kısmı dişiye göre daha kalındır. Şimdi ne dedik? Bir, kafa görselinden emin olamadık. İki, boğaz yapısından yine emin olamadık. Üçüncü olarak arkada çatal dediğimiz kısım. Çatal dediğimiz kısım. Erkekler de arkadaşlar birbirine çok yakındır. Parmak araya girmez. Dişiyi biraz hafif ellerseniz, yumurta yapmayacağı dönemdeyse. Ellerseniz biraz zorladığınızda parmak araya girmeye başlar. Yani estettiğiniz zaman. Üçüncü bildiğim özellik. Dördüncüyü söylüyorum arkadaşlar. Hayvanların ayak yapısında şu bilekleri erkeklerde, dişi erkeği yan yana koyduğun zaman daha iyi anlayabilirsin. Erkeklerde kalındır, dişilerde daha incedir. Dördüncü olarak bildiğimi yine söylüyorum. Ayak altındaki şu topuk dediğimiz kısım. Topuk dediğimiz kısım. Erkeklerde biraz daha yumurta tarzı ovaldır. Yani şişmandır diyelim, daha şişkodur diyelim. Dişilerde daha zariftir. Yani dişi erkek ayrımını o şekilde yapabiliriz. En azından 4 kalem üzerinden. Başka kalem bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Biz de öğrenelim. Öğrenmenin yaşı yoktur arkadaşlar. Ben çok biliyorum diyen adam aptaldır. Çok bilmek diye bir şey yoktur. Çünkü okumak sonsuzdur. Öğrenmek sonsuzdur. Bunun bir ucu yok. Yani 15 yaşında delikanlı çıkıp da benden daha fazlasını bilebilir. Biz es geçmişizdir, atlamışızdır, duymamıştır, tecrübe etmemişizdir. Ama o delikanlı onu tecrübe etmiştir. İyi bir ustanın yanında görmüştür vesaire vesaire vesaire. Onun için bildiğiniz varsa muhakkak olarak yorumlarda yazın. Bizler de öğrenelim. Ben bu 4 şekilde hayvanı tespit edebiliyorum. Bildiğim budur. Gençler çok yazdığı için hani tek kalemde videoyla anlatmak daha rahat olacak diye düşündüm. Onun için bu videoyu çektim arkadaşlar. Bir de özellikle söylüyorum, YouTube kanalımda 280 video var. Kuyrukları, hayvanlar yeme düşmeden, yavrular 15 gün önce kuyruklarını kesin. Kanat uçlarını da kesin. Bunun sebebi şudur. Kuyruk dengedir. Denge çubuğudur. Kuyruğu kesik yavru yürümeye başladığı zaman öne doğru yıkılmaya başlar. O zaman da ne olur? Hayvan sürekli kendini arkaya atar, diklenir. Gelişme çağı olduğu için daha dik, daha göğüslü olur. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Yaradan'a emanet ediyorum size. Görüşmek üzere.